Değerli izleyenler, TRT Spor ekranlarına Spor Her Yerde'ye hoş geldiniz. Bugün Bursa'dayız efendim. Bursa'dan sizlere sesleniyoruz. Arkamdaki pistten de anlaşılacağı üzere bugün atletizm konuşacağız Spor Her Yerde'de. Çünkü son dönemde çok güzel başarılara imza attık. Tam 21 madalya kazandık atletizmde. Bu başarının mimarlarıyla konuşuyor olacağız. Hem federasyon başkanımız olacak hem de değerli sporcularımız olacak. TRT Spor Her Yerde adresimiz Instagram ve Twitter'da varız efendim. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz diyelim. Bizler hazırız, eğer sizler de hazırsanız o halde Spor Her Yerde başlasın. Spor Her Yerde de bu hafta atletizm konuşuyoruz. 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na damgasını vuran milli takımımız Spor Her Yerde'ye konuk oluyor. Vay canına diyeceğiniz bir spor. Chase Tag'e yakından bakacağız. 5'te 5 köşemizde amatör sporculara dair birbirinden eğlenceli videolara göz atacağız. Spor Her Yerde başlıyor. Evet değerli izleyenler, bugün Bursa'dayız dedik. Spor Her Yerde de atletizm konuşacağız. Çünkü çok güzel başarılara imza attık son dönemde ve bu başarıların mimarlarından elbette ki en önemli isim. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintimar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Uluslararası başarılara değineceğiz. Çok güzel başarılar kazandık, altın madalya sahip olduk ama önce Bursa'dan başlayalım. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası bugün başladı, yarın da sürecek. Nasıl gidiyor, bir değerlendirme almak isterim sizden. Şimdi Bursa'da bu yıl yaptığımız bu üçüncü büyük organizasyon. Büyükler Türkiye Şampiyonası. Burada birinci olan çocuklarımızın bir bölümü Balkan Şampiyonası'nda, bir bölümü Avrupa Milletler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Avrupa Milletler Kupası için ve Balkan Şampiyonası için de yurt dışı kamplarında olan sporcularımız hariç buradan seçilecek. Burada bugün biraz önce işte 100 metre koşuldu. 100 metrede yaklaşık 10 seri atletimiz koştu. Onların yarın finalleri var. Bu akşam yarı finalleri var. Bu sevindirici bir şey çünkü koşulan bütün serilerde 11 saniyenin altında derecenin koşulmuş olması. Belki akşam burada koşulacak yarı final ve finalde 100 metrede bir olimpiyat kotası seyredebiliriz diye ümit ediyorum. Çünkü şu an Cekali Harvey'nin durumunun iyi olduğunu gördük. Hazır. İnşallah burada 10.05'te bir olimpiyat kotası olabilir diye ümit ediyoruz. Yine onun yanında diğer koşan işte biraz sonra 400 metre bayanlar şu an başladı. İkinci seri, üçüncü seriler koşuluyor. Buradaki seriler içerisinde de inşallah çocuklarımız arasında seçeceğimiz iki kişiyle onlara ekleyeceğimiz 400 engellideki sporcularımızla birlikte 2020 olimpiyatlarına 4x400 kadınlar branşında da katılmak istiyoruz. Yine üniversiyatta aynı dereceyle üçüncülük, dördüncülük verilirken bizim sporcumuzun dördüncü olduğu sırıkla yüksek atlama yarışında bugün olimpiyat kotası için yarışacak sporcularımız. Yani şu an buradaki müsabaka Türkiye atletizminin Türkiye'de yaptığı Türkiye şampiyonası anlamında en önemli yarışlarından birisi. İnşallah çocuklarımız... Geleneksel bir şampiyona zaten değil mi başkanım? Tabii. Ya her yıl yapılıyor. Bursa'da değil. Her yıl farklı illerde yapıyoruz ama her yıl Büyükler Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Her branşın ayrı şampiyonaları olduğu gibi bu da toplu bütün branşların yapıldığı, kulüp ayrımı olmadan herkesin katılabildiği bir Türkiye şampiyonası. Toplam kaç atletimiz yarışıyor? Kaç madalya sahibini bulacak? Şu an burada 40 civarında branşta yarışma olacak. Bu 40 branşta 3'er madalya dediğiniz zaman 180-120 civarında bir madalya sayısı olacak. Ama burada tabii madalyadan daha önemlisi buradaki şampiyonluk. Tabii şampiyonluk ve çocukların derecelerinin ileriye gidebilmesi. Tabii buradaki madalyalarda farklı bir özelliği var. Biz her iki yılda bir madalyamızı yeniliyoruz. Logosuyla, şekliyle. Bu yılki ilk madalyayı burada vereceğiz. Madalyamızın da hem şekil olarak hem yapısal olarak formalarımızdaki ay yıldız dekoruna uygun olarak yapıldı. İnşallah buradaki çocuklarımıza madalyalarımız takdim ediliyor. Çok güzel. Şimdi uluslararası başarılara geçelim. Son dönemde çok güzel bir atak yaptınız. Baktığımızda organizasyonlarda da tam 21 madalya topladınız efendim. Evet. Bunları konuşmak istiyorum sizle. Öncelikle buradan başlayalım. Nasıl başladınız? Bu aşamaya nasıl gelindi? Bu başarılar nasıl kazanıldı? Oradan şimdi başlayalım. Tabii atletizm, diğer spor branşlarında da aynı şeyler var. Atletizm biraz daha komplike bir spor branşı ve bununla ilgili de biz bütünüyle
6 yıl önce göreve geldiğimizde bir Sergi Bukka'dan da destek alarak sırıkla atlama dünya rekortmeni. Onun da danışmanlığının bizim danışmanlığımızı yapıyor. Oradan da destek alarak uluslararası portreyden ciddi destek alarak Türkiye atletizminin bu kadar genç nüfusun var. Bunun nasıl yönlendirilebilir, nasıl daha yukarıya taşınabilirizle ilgili bir dizi programlar yapıldı. Bu programlar neticesinde altyapıdan çok ciddi sayıda çocuğa ulaşmış olduk. Şu an atletizmin altyapısında profesyonel anlamda yapan 5000'in üstünde çocuğumuz var. Bu çocuklarımız her hafta müsabakalara katılıyor, her hafta yarışlara katılıyor. Ve bundan önce sadece mesafede vardık. Şimdi sadece mesafede değil, bütün branşlarda varız. Bütün branşlarda yarışmalara giriyoruz. Ve bütün branşlarda da dünyada, Avrupa'da kürsüye çıkabileceğimizi gösteriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ve bu programlar çerçevesinde Gençlik Spor Bakanlığımızın bize sağlamış olduğu imkanlar, desteklerle ve bakanlığımızla birlikte tohum projesiyle birlikte hem tohum projesi hem olimpik kadro projeleri hem bunlarla birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu olarak TAF projeleri dediğimiz projelerimiz, bölgesel anlamda futbolda olduğu gibi bölge temsilcilikleri kurarak bütün çocuklarımızın evinden ayrıldığında 2 gün içinde değil aynı gün dönebileceği şekilde yarışma organizasyonları yapmaya başladık. Bununla ilgili her branşın ayrı şampiyonalarını yapmaya başladık. Bu şampiyonaların sayısı arttıkça, çocuklarımız daha fazla yarıştıkça hem hocalarımız hem sporcularımız daha fazla bu işin içine girmeye başladı. Bununla birlikte her ilde özellikle yıldızlarda spor yapan, atletizm yapan çocukların mutlaka yarışa gelebilmesi için sınırlama koymadan ilde sporu yapan herkesi yarışmalara getirip hepsinin ücretini karşılayarak bu çocukların yarışmalarını sağladık. Ve böyle olunca da örneğin çok ilgi yoğun oldu. Tabii mesela doğru. Antep'ten 70 takım birden geldi. Ya bütün okullar takım grup yarışımıza katıldılar. Böyle olunca da onların içinden yetenekler kendine çıkmaya başladı. Ve bu çıkan yetenekleri biz işte atletizmin hangi branşı dünyanın neresinde daha iyiyse, örneğin sprintte Jamaika iyiyse Jamaika'da kamp yaptırarak, işte engelde Küba iyiyse orada yaptırarak, işte ne bileyim atma branşında Polonya'yı oraya göndererek, bir bölümü Hollanda'ya, bir bölümünü Kenya'ya, bir bölümünü Etiyopya'ya, yani her yere sporcularımızı gönderdik, antrenörlerimizi gönderdik. Hem antrenörlerimiz eğitim aldı, hem sporcularımız eğitim aldı. Bunların sonucunda da bugünkü portreye ulaşmaya başladık. Bu tabii şimdi gözüken bir kısmı. Şimdi biz yıldızlar bu yılki yapılan 18 yaş grubu Balkan Şampiyonası'yla başladık. Balkan Şampiyonası'nda 34 madalya aldık. Bugüne kadar Balkan ülkeleri içerisinde hiç kimse 34 madalya almadı. 11 altın, 12 gümüş, 13 bronz madalya olmak üzere, 12 bronz madalya olmak üzere 34 madalya aldık. Bu alınan madalyaların öncesinde de hiçbir Balkan ülkesi, şimdi Balkan şampiyonaları atletizmde 20 ülke katılıyor. Yani sadece Balkan ülkeleri değil, Ukrayna var, Belarus var, Azerbaycan var, Gürcistan var, İsrail var. Tabii Avrupa ülkelerinden de var. Böyle bir karma yarışta bizim çocuklarımız bu madalyaları aldılar. Peşine Avrupa U23 şampiyonasına gittik. Avrupa U23'te bugüne kadar tarihimizde elde etmiş olduğumuz en önemli başarıları elde ettik. Artık kazandıklarımız ikincilikler, üçüncülükler için sevinmek yerine yetmedi size. Bunlar için dövünmeye başladık. Yani neden ikinci oluyoruz, neden üçüncü oluyoruz diye veya niye 4-5 olduk diye kendimize kızmaya başladık. Neyi eksik yapıyoruz diye. Hemen yarışın olduğu yerde aynı gün akşam oturup bunun fikir teatisini neden eksik oldu? Yani niye bu çocuk burada birinci olmadı da ikinci oldu? Bununla ilgili çocuğa değil kendi ekibimize acaba neyi eksik yapıyoruz? Yani çocuk tamam iyi ama bir şeyi eksik yaptık. Çocuk Türkiye'de işte 21-48 gülle attı. Dışına neden başarılı olamadı? Tabii orada niye olmadı? Bunlarla ilgili şimdi mesela buradaki yarışları psikolog arkadaşlarımız da izliyorlar. Çünkü o çocukların acaba burayla orayla şimdi Avrupa Şampiyonası'na da gidecekler. Avrupa Takımcılar Şampiyonası'na. Acaba orayla bura arasındaki fark ne? Psikolojik onu onlar çözecekler. Çünkü ben çözemem. Benim branşım değil. Onu da psikolog arkadaşlarımıza çözeceğiz. Tabii bu her gün biraz daha ileri gidecek. İşte U23'de önce yürüyüşte çok ciddi bir başarı elde ettik. Bir altın bir gümüş aldık ama ikinci altınımız maalesef sporcumuzun
rahatsızlığı, son turda rahatsızlığı nedeniyle iki kez durmasından dolayı kaçtı. Kaçtı ki olimpiyat kotası da çok rahat geliyordu, gitti. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar deneyecek. Yine oradan sahaya geldiğimizde Necati 3 adım atlamada çok ciddi bir başarı elde etti. U23'te şu an hem dünya lideri, hem Avrupa lideri, hem Avrupa rekortmeni, hem Türkiye rekortmeni pozisyonunda bir pozisyona geldi. Şu an Avrupa'da bütün zamanlarda büyüklerde bu yılın ikinci durumdaki sporcu. Dünyada şu an bütün zamanlarda 8. durumda ki bunlar olimpiyat için de. Çok ciddi başarılar, harika başarılar. Yani çok ciddi bir başarı. Bunlar olimpiyat için de bir hedef. İnşallah mesela burada Can Özipek, onu görüyorum karşıda. O da inşallah buradaki yarışmada belki olimpiyat kotası atlayacak. Belki Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda. O da formunda ama o günkü, yani o anki heyecanı yakalaması gerekiyor onunla ilgili. U23'teki bu madalya ve başarılardan sonra U20'ye geçtik. U20 hemen bir hafta sonrasındaydı. U20 şampiyonasında da ilk gün başladığımızda 2 gümüş madalya ile başladık. Orada da aynı şeyleri yaptık. Yani niye 2 gümüş madalya? Bunların ikisi de altın olabilirdi şimdi. Öyle bir çabayla, öyle bir şeyle uğraşırken ertesi gün, daha ertesi gün derken en son gün bayrak yarışında. İsveç'teki o güzel, muhteşem başarı geldi. Bayrak yarışındaki muhteşem başarı. Neler hissettiniz efendim? Yani kesin duramamışsınızdır yani, yerinizde zaten değil bir mi? Bir şey hissedemiyorsunuz. O anda sadece içinizden ağlamak geliyor. Yani bu kadar büyük bir başarının karşısında. Emeklerinizin karşısında. Bu kadar güzel bir, şimdi bile tüylerim diken diken oldu. Güzelliği yaşarken... Yani onun öncesinde 3000 engelde Murat Yalçın kardeşimiz altın madalya aldı. O da son tura girdiğinde 50 metre gerideydi ikinciden. Son tur bir hamle yapınca o da son 5-10 metreye kadar arkadaydı. Son metrelerde geçti. Onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşarken 4x400 ve son İlyas'ın atağı. Çocuklarımız baştan sona koşarken bir telaş içinde değil, bir kontrollü koşu içerisinde koştular. Yani onların da kafasındaki son bayrağı İlyas'a 2-3 metre de olsa ön grubun yanında verebilmekti. Ve öyle oldu. Öyle olunca da İlyas da son turda, zaten hepimizin seyrettiği gibi, defalarca seyrettiğimiz yarışmada son turda kendine düşeni fazlasıyla yaptı ve orada altın madalyayı kazandı. Altın madalyayla birlikte, yani madalya kazanırsınız, yarış içerisinde olur. Ama Avrupa rekoruyla birlikte, Avrupa'nın en iyi derecesiyle birlikte madalyayı kazanıyorsanız bu sizin hak ettiğinizi gösteriyor. Bu sizin büyük olduğunuzu, o branşta artık var olduğunuzu gösteriyor. Onun için biz şu an 4x100'de büyük takımımız dünya klasmanında. 4x400'de yine hem dünya hem Avrupa klasmanında şu an. Çok iyi noktadayız. İnşallah bu çocuklarımızı olimpiyata da götürebilirsek işte o zaman taşlandırmış olacağız. 4x400'ü de hem 4x100 hem 4x400'de olimpiyatta ülkemizi temsil etmek hem bizim için hem atletizm için son derece önemli bir başarı olacak diye inanıyorum. Efendim bizi aileler de izliyor, gençlerimiz de izliyor. Son olarak onlara ne gibi mesaj vermek istersiniz, onu da almak isterim. Ailelere şunu söyleyebilirim. Çağımızın 50 tane bağımlılık vebası var. Ama ben artık bunların hepsinin önünde teknolojik bağımlılıktan, obeziteden çocuklarımızı korumanın tek yolunun spor olduğunu biliyorum. Bunun için mutlaka spora yönlendirmelerini arzu ediyorum çocuklarımızı. Ama atletizmle alakalı, atletizmin özelinde her çocuğa uygun atletizmde dal var, branş var. Mutlaka atletizmle tanışsınlar. Yani çocuk basketbolu sevmeyebilir, voleybolu sevmeyebilir ki en sevilen branş onlar. İşte atletizmde koşmayı sevmeyebilir, atlamayı sevebilir. Atlamayı sevmeyebilir, atmayı sevebilir. Onu sevmeyebilir, yürüyüş yapmayı sevebilir. Yani aklınıza gelecek her türlü fizik ölçülerine ve ebadına uygun bir spor branşı. Onun için bütün ailelerimizi, bütün anne babalarımızı atletizm sahalarına bekliyoruz. Atletizm sahalarında atletizm antrenörlerimiz, her ilde mutlaka atletizm il temsilcimiz var bizi temsil eden. O il temsilciliklerimiz aracılığıyla çocuklarına
yetenek testi yaptırabilirler, ölçüm yaptırabilirler. Bu ölçümler neticesinde çocukların hangi branşa yönelik spor yapabileceğini bulabilirler. Onun için kendileri de bu arada yürüyebilirler. Aileler için önemli. Onun için herkesi bu güzel sahalara davet ediyorum. Hemen hemen her ilde de Gençlik Spor Bakanlığımız, devletimiz hemen hemen her ilde böyle bir sahamız var. 2-3 olan illerimiz var. Mutlaka herkesi sahalarımıza bekliyorum. Sizlerle birlikte de bütün basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Çünkü atletizmdeki bu başarının bir mimarı da sizlersiniz. Siz ne kadar halkımıza duyurur, vatandaşımıza tanıtırsanız o kadar çok büyüyeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Futbol, basketbol veya voleybol gibi sporlardan sıkıldınız mı? Hiç üzülmeyin. Zira bu hafta Vay Canına köşemizde dünyanın en eğlenceli oyunuyla tanışacaksınız. Chase Take, yani Türkçe adıyla yakalama oyunu tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Çocukken en çok oynadığımız Chase Take, yani yakalama oyunu, yetişkinler arasında da gittikçe yaygınlaşıyor. Öyle ki oyunun artık dünya şampiyonaları bile yapılıyor. ...2009'da İngiltere'de oynanmaya başlanan oyun, ilk kez 2014'te turnuva olarak hayata geçti. O zamandan beri de adrenalinle eğlenceyi bir arada tatmak isteyenlerin ilk uğrak noktası oldu. Oyunun kuralları kendisi gibi bir hayli eğlenceli. Önce bir salonun içine atlama, zıplama platformları ve direkler kuruluyor. Takım olarak yapılan sporda her müsabakada takımlardan birer oyuncu mücadele ediyor. Her iki takımda maksimum sporcu sayısı 6. Her oyun yaklaşık 20 saniye sürüyor ve 6 puanı kazanan bir set kazanmış oluyor. Kural basit. Kovalayan sporcu kaçana eliyle dokunmalı. Yani oyuna girebilmek için kaçanı yakalamak öncelikli şart. Kaçanı yakalayıp eledikten sonra bu defa yakalayan kaçmaya başlıyor. Kaçan 20 saniye içinde yakalanmazsa 1 puanı annesine yazdırıyor. Yakalanmayan kişiyi bu defa rakip takımın diğer oyuncuları sırayla yakalamaya çalışıyor. 20 saniyelik sürelerin her birinde yakalanmamak birer puan. Sporculardan herhangi biri oyun parkuru dışına çıkarsa oyun kaybediliyor. Bu spor dünyada artık gittikçe yaygınlaşıyor. Öyle ki World Chase Tag ismiyle dünya şampiyonaları düzenleniyor. Oyunun kısa zamanda Türkiye'de de yaygınlaşması bekleniyor. Evet değerli izleyenler, Spor Her Yerde'nin ikinci bölümünde de geçtiğimiz hafta İsveç'te düzenlenen 4x400 metre bayrak yarışında göğsümüzü kabartan milli takımımızla beraberiz. Hemen kendilerini tanıtmak istiyorum sizlere. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Çam, İlyas Çanakçı ve Emirhan Koş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Çok mutluyuz sizleri ağırlamaktan dolayı. Konuşacağız. Atletizme nasıl başladınız, koşuya nasıl başladınız, hikayenizi öğreneceğim ama ben o güne dönmek istiyorum. O şampiyona gününe dönmek istiyorum. Tek tek de sizlerden ayrı ayrı olarak hikayesini dinlemek istiyorum. Oğuzhan, senden başlayalım. Nasıl bir gündü? Anlatır mısın bize? Yani zaten yarıştan önce de biz madalya alacağımıza inanıyorduk. Heyecan vardı tabii ki de çünkü finale çıkmıştık seçmeden sonra. Seçmeyi biraz rahat geçirdik. Ama finalde apayrı final olduğu için. Çok başka bir dünya herhalde değil mi? Evet, finalde bir de birinci adamdım. Takoz başındaydım. Sen ilk. Evet, ilk adam bendim. Aha. Yani yanlış çıkış yapsam bütün takım gidiyor. Aha. Öyle bir yük de var üstümde. Onu düşünüyorum. Heyecanlıydım bayağı. Ama yarıştan önce hani hep birimizi böyle moral vererek yapabiliriz, madalya alabiliriz, birinci olabiliriz diye konuşuyorduk zaten. Yani o çıkıştan sonrası zaten çok hızlı geliştiği için
hemen bitiyor. Ben kubileye vermeden önce çok şey yaptım yani. Son 50 metre falan gözlerimi kapatmıştım. Öyle devam ediyorum. Heyecanlandın işte. Öyle çok heyecandan. Artık bitsin de madalyamızı alalım diye konuşmuştuk zaten. Ama başarıya odaklanılmış zaten herhalde, evet, değil mi? Biz madalya alacağımıza sonuna kadar inanıyorduk. Altın madalya büyük seviye oldu bizim için. Kubilay, senden de dinleyelim. İkinci adam senin herhalde. Efendim, doğru. Şöyle, güzel hazırlık yaptık. Türkiye'de kendi bireysel yarışlarımıza girerek kendimizi ilk başta bir denedik. Ne var ne yok öğrenmemizi istedik yani, çalıştık. Güzeldi. Sonra İsveç'te güzel bir seçmeyle başladık. Tabii bizi tatmin edecek bir dereceydi. Yavaş bir dereceydi ama finalde yani madalyaya inanıyorduk. Dediğimiz gibi bir altın madalya bize sürpriz oldu. Çünkü İtalyanlar geçen sene şampiyon olmuştu. İyilerdi gayet, evet, şampiyon. Evet, iyilerdi ve yani onların farkı açıp gideceğini düşünüyorduk. Hiç beklemiyorduk onların arkamızda olacağını. Çok değişik bir duyguydu. Yani hala bir bana şaşırtıcı bir duygu geliyor. Yani inanamıyorum hala. Sen de direkt Berke'ye verdin. Evet, herhalde, ben de Berke'ye teslim ettim. Berke, sana dönelim. Üçüncü adam da sendin. Ben üçüncü adamdım. Hani bir iki koşuyor, ben onları izliyorum. İzledikçe daha çok heyecanlanıyordum ama madalya zaten kafamdaydı. Madalya alacağız. Yani kafama koymuştum bunu. Koştum, getirdim İlyas'a. Gitti yani. Koptu her şey. Sonra birincilik geldi tabii ki de. Şu anda da arkamızda aslında Büyükler Atletizm Şampiyonası var bir yandan. Bugün siz yarışmıyorsunuz. Bugün ve yarın yarışmayacaksınız ama o güne devam edelim. Son noktayı da İlyas koydu zaten. Evet. İlyas, senden alalım. O noktayı nasıl koydun? Nasıl bir ataktı o? Bize bir anlatır mısın? Yarıştan önce yine heyecanlanmıştım. Arkadaşlarımla birbirimizi teselli ettik. Sakin olalım falan filan diye işte. İtalyanları şampiyon olur diye düşünüyorduk. Fransızlarla kafa kafaya gideriz diye düşünüyorduk. İngilizler diskalifiye olmuştu zaten. Almanlar da öyle. Kendimize güvendik. İlk adam güzel getirdi bayrağı. İkinci adam güzel taşıdı. Üçüncü adam yerini korudu. Güzel taşıdı hepsi. Teşekkür ediyorum hepsine. Ben söz vermiştim. Eğer bana dedim bayrak ilk beş içinde gelirse size söz veriyorum, madalya getireceğim diye söz vermiştim. Sözümde durdum. Çok mutluyum o konuda. Şampiyonluk çok güzel oldu. Çekişmeli bir yarış oldu. İlk 200 biraz umutlarını yitirmiş olsalar da Türk halkı. Ben kendime güvendim, inandım. Herkes kenetlenmişti biliyor musun o akşam? Yani büyük bir heyecanla ve ben hatırlıyorum hani alem de aynı şekilde. Böyle herkes bir ayağa kalktı. Böyle bir çok büyük bir coşku vardı ya. Müthiş bir duygu hakikaten. Evet, son 150'ye girmediğimde takip ettim yarışı. Artık her şey bitti dedim. Saldırdım. Saldırdım ve aldım. Altın aldık. Şimdi yanımızda Emirhan da var. Emirhan o gün koşmadı. Evet, ama seçme yarışmasında yarıştın. Seçme yarışmasında yarıştın. Ama için takımımızı aslında bugüne getiren süreçlerin en önemli mimarlarından bir tanesi de, evet, sensin. Anlatır, evet, mısın bize biraz? Ben o gün İlyas arkadaşımızın 400 metre final yarışı vardı kendisinin. Ali Baş hocam bana yarışma şansı verdi seçmede. Ben de elimden gelen en iyisini yaptım. Güzel bir sonuçla da finale çıktık yani arkadaşlarımla. Finalde de İlyas arkadaşımızın yani müthiş, sondaki müthiş koşusu, arkadaşlarımın çok güzel yarışmasıyla madalyanın sahibi olduk. Mutluyuz yani. Hala yani inanamıyorum. Yani inanamıyorum yani. Yani Avrupa şampiyonu olduk. Madalya bekliyorduk ama şampiyonluk bizim için sürpriz oldu. Güzel bir sürpriz, evet, oldu yani Türkiye adına da. Aynen, çok mutlu olduk yani. Çok güzel bir başarı oldu. Şimdi 2 yıldır evvel hazırlanıyorsunuz öyle değil mi bu şampiyonaya? Evet. Nasıl hazırlıklar aşaması nasıl oluyor? Bize biraz anlatır mısın onu sen? 2 yıldır hazırlanıyoruz. En son bizden büyükler de 4. olmuşlardı. Kılpayı, madalyayı kaçırmışlardı. Biz de bunu 1.'ye taşımak istedik. 2 yılda bir çalışmamız vardı. Hatta şampiyonadan önce 2 haftalık bir kampa girmiştik. Change çalışmamız falan vardı, bayrak verme, alma diye. Yarışmaya kadar zaten 2 yıldan fazla istiyorduk yani bu madalyayı. Hedefimiz de vardı, madalya vardı ama 6. dediğim gibi yani çok sürpriz oldu bizim için. Çok sevindirici bir şeydi. Ama inanmıştık. Yani madalya alacağımıza inanmıştık ama altın olunca daha çok. Yani İstiklal Marşımız okunuyor çünkü altın olunca. Çok güzel bir duygu, evet, değil mi? Çok güzel bir duygu. Bir milli sporcu için de zaten en güzel, evet, duygu olsun. İstiklal Marşı okumak ayrı yani. Madalya almaktan daha fazla benim için. İstiklal Marşı okumak. Onu başardık. Sağ olsunlar. Türk halkı da çok arkamızda oldu destek mesajlarından, seçmeden sosyal sonra. Sosyal medya yıkıldı zaten onu. Evet. Sizlere de gelmiştir mesajlar. İlyas arkadaşımız 200 arkada gözükmüşler. Ben İlyas'ı tanıdığım için hiç şey dememiştim yani. Madalya şansımız gitti falan. Baktım herkes, bizim Türkler, antrenörler falan orada üzülmeye falan başlamıştı. Ben İlyas'ın geliyor demiştim. Gelecek ve madalyamızı alacağız.
Zaten yarışmadan önce ben oradaydım. Hakemler beni içeriye sokmaya çalışıyordu. Yarış biter bitmez hemen üstüne atlamıştım. Zor bir anlar yaşattım ama olsun. Olsun, o coşkuyla zaten, evet. O çok az bile kalmış. Kubilay, bu bir taktik savaşı mıydı? Nasıldı? Nasıl değerlendirirsin? Evet. Şöyle, yani ilk başta Türkiye'deki yaptığımız bireysel derecelere göre bir sıralama diziyoruz. Ama diğer rakiplere göre de bir taktik diziyoruz. Mesela her zaman en adam sonuncu adam olarak belirlemiştik. Ve seçmede de Oğuzhan ve ben 1-2 olarak devam ettik. Ama ben farklı bir adam koşacaktım seçmede önceden planladığımızda. Ama orada diğer rakiplere göre ve buradaki taktiğe göre de sıralamamızı bozmadık. Yani değişik bir taktik uyguladık. Bunun en önemlisi de taktiktir. Yani çünkü her adam aynı metrajı koşmuyor. 4x400 gözükse de bazı adam 393, bazı adam 410 civarı koşuyor. O yüzden ona göre bir taktik belirleniyor yani. Her adam değişik o yüzden. Taktik savaşları, evet. Yaşandı yani. Evet. Hani önceden bir çalışmayla gittik. Belki sana da şey soracağım. Tamam, şimdi birinci oldunuz, altın madalyanın sahibi oldunuz. Sonra ne yaşandı? Sonrasında. Derken, aileler aradı, arkadaşlar aradı. Öyle çok fazla destek mesajı oldu. Hani tanıdıklarından tutun, tanımadıklarımızdan tutun. Hani Türk halkı olarak çok destekliler. Tebrik mesajları aradılar falan. Evet. Çok güzel bir duygu, evet, olsa harika gerek, bir duygu. İlyas, siz daha önce ilk defa yarıştınız. Daha önce yarışma olmadı, öyle değil mi, grup, evet, olarak? Daha milli önce, takım olarak. Daha önce kendimizden bir yaş büyüklerle yarışmıştım ben. Onlar şu an U23 oldu. Şu an U23 kategorisinde yarışıyorlar. Biz U20 kategorisindeyiz. Üçümüz 17, ikimiz 18 yaşındayız ikisi. Arkadaşlarım Galatasaray'da, üçümüz Fener'deyiz. Önceden bireysel yarışıyordunuz ama, evet, ilk kez takım yarışında. İlk böyle bir başarıya sahip oldun. Beraber. Nasıl değerlendiriyorsun o içinizdeki arkadaşlığı, biz, o dayanışmayı? Takoza oturana kadar dostuz. Takozda rakibiz. Yarış bitince de tekrar dost oluyoruz. Yurt dışında her zaman dostuz. El eleyiz, kol kolayız. Yani öyle. Çok güzel. Sen de söylemek istersin. Yani ben Emine, aslında pek bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü başarının mimarı arkadaşlarım yani. Hayır, öyle deme. Yani başarının mimarı arkadaşlarım, sen de varsın elbette. Ya öyle de yani. Içinde. Onlar yani daha çok ön planda olması gerekiyor yani. Çünkü finalde onların yarıştı. Ben arkadaşlarımla, yani arkadaşlarım da beni bu başarıya dahil ettiği için çok mutluyum yani. Hepimiz yani. Ama bu yarışta, yarışın öncesi de var. Evet, öyle otel, ama. Sadece yani, hani bu arkadaşlarımız tarafından da dökülmedi. Senin tarafından da döküldü. Evet, öyle de yani. Hani sen arkadaşlarınızı nasıl değerlendirirsin? Milli takım ruhunu nasıl değerlendirirsin? Yani bizim zaten inancımız yani kamptayken başlamıştı. Yani biz şampiyon olacağım, yani şampiyon olmayı değildi yani. Biz madalya alırız diye düşünüyorduk. Hep inanıyorduk hatta. İnsanlar yani bunu aslında kimse inanmıyordu bize. Ama bizim hep inancımız vardı. Biz yani bunu başardık. Kanıtladınız herkesi. Kanıtladık yani. Kampta da zaten gösteriyordu bunu başarabileceğimize inanıyorduk. Sonuçta çok güzel oldu sonuç yani bu bizi. Şu anda önünüzde 2020 Dünya Şampiyonası, evet, var. Kenya'da yapılacak. Nasıl gidiyor o şampiyon hazırlıkları? Başladınız mı şimdiden? Şu an yavaş yavaş. Yoksa rehavete biraz kapıldı mı? Ya dinlenme süremiz olacak biraz. Ondan sonra yine Kenya'ya kadar bir hazırlık olacak bayrak için. Onda da hedefimiz ilk üç yine. Bak inşallah orada da madalya almaya şansımız kaç yüksek. Kaç takım yarışacak? Kaç ülke yarışacak? Kaç tane geleceği daha belli, daha belli değil. Değil mi? Peki sizin hedefiniz ne? Bireysel olarak bundan sonraki açısından. Öncelikle hedefimiz işte süperlik yarışlarımız var bizim. Süperlik yarışlarında yarışmak, güzel bir derece yapmak. Ondan sonra sezonumuz besleyen kapanıyor normalde. Benim daha kapatamıyorum ben maalesef. Doğa için kot almaya çalışıyoruz olimpiyatlar için. İnşallah olur. Büyükler takımında da yarışıyorum ben ayrıca. Hedefimiz o bu sene. Seneye dünya şampiyonumuz var. Orada önce final oynayıp, finalde güzel bir dereceyle, yani finale kalmak, seçmede güzel bir dereceyle. Ondan sonra hedefimiz zaten taktiğe göre yine ilk üçe girmek. İnşallah. Belki de 2020'de olimpiyatlarda neden olmasın zaten, değil mi? Herkesin İnşallah 4-4 üzerine gitmeyi isteriz. İnşallah, evet, böyle bir ekiple neden olmasın. Evet. Şimdi sizleri tanıyalım. Senden başlayalım. Bu işe nasıl başladın? Atletizme seni kim yönlendirdi? Kim dedi sana hadi bir koş bakalım da bizi bugünlere taşı? Hemen senden başlayalım. Okulun sayesinde, beden öğretmenim sayesinde. Ortaokula giderken... Sınıflar arası koşu yarışması vardı öylesine. Eğlence olsun diye canım sıkılmıştı. Öylesine gireyim dedim. Sınıflarda birinci olmuştum. Sonra öğretmenin ilçe yarışı varmış dedi. Oraya götüreyim seni dedi, beden öğretmeni. Oraya gittim, orada da birinci oldum. Sonra İstanbul genelinde de derece yaptım. Sonra... Bir bakmışsın milli takımdasın. Daha o aşamada değil. Daha gelemedik. Daha gelemedik, daha hiçbir şeyim. Sonradan
beni Koray hocama, şimdi antrenörüme verdiler, Galatasaray antrenörü. Ona verdiler. 4,5 sene olacak başlayalı benim de. 4,5 daha erken. Yani erken diye bir şey oldu artık. Yani ama 4,5 sene sonrasında böyle bir başarı elde etmek aklım ucundan geçmiyor çünkü. Yani o zamanlarda oyun oynayarak başlamıştım atletizme ama hobi olarak başladım belki ama sonra şimdi artık mesleğin durumuna hale gelmiş durumda yani. Evet yani beklemiyordum bu kadar çok gelişeceğimi. Hep arkadaşlarımın da sayesinde Avrupa şampiyonu olduk. Yani tarihte 1-2 imza attık zaten biz. Çok mutlu olduk. Kubilay, senin de hikayeni alalım. Şöyle, ben ilkokuldan beri sürekli okul bahçesini falan böyle çok koşturuyordum. İlkokul öğretmenim dedi sen ileride koşucu olacaksın demişti. Ortaokula başladığımda beden eğitimi öğretmenim beni Galatasaray'ın seçmesini olduğunu söyledi ve okula geldiklerinde beni oraya yazdı ismimi. Katıldım. Şu an hala çalıştığım antrenörüm Güner Güngör. Beni Galatasaray'a seçti ve orada normal koşmaya başladım 2013 yılında. 3-4 yıl bir oyun çağı olarak geçti. Yani her branşı öyle yapıyorduk. Yani biraz eğlence yapıyorduk, öyle demek isteyeyim. Sonra ufak bir kaza oldu, talihsizlik, kolum kırıldı. 2 ay altında kaldı. O süreçte sürekli bana destek oldu antrenörüm. Ondan sonra ne olduysa güzel dereceler koşmaya başladım. Ardı arkasına gelmeye başladı. Ardı ardına gelmeye başladı. Yani hiç inanmazdım buralara geleceğimi, bu derecelere koşacağımı. Sağ olsun arkadaşlarım, birlikte takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Çok büyük bir gururdu bizim için. Yani hiç tahmin edemeyeceğim şeyler olmaya başlıyor. Öyle belki oldu. Senden de kısaca alayım hikayeni. Ben ceza olarak başlattı. Annem ve babam evet antrenör ceza olarak başlattı. Son hani daha sonrasında yarışlara falan katıldım. Başka şehirlere gittikçe hani hoşuma gitmeye başladı. Annem sağ olsun bir sene falan ilgilendi güzel bir şekilde. Sonra fakat hani dinlememeye başladım annemin sözünü. Sonra Abdurrahman Hoca beni çağırdığında gittim falan filan konuştuk. Aldı işte takımına gittim. Daha sonra da başladık işte eğitimlere, daha sık antrenmanlara. Sağ olsun çok yardım ettim. Beklemedim. Aynen buralara kadar hiç beklemiyordum. İlaz, senden de alalım hikayeni ve sana şey sormak istiyorum. Şimdi yavaş yavaş da tabii sonuna geldik programımızın da. Atletizmle uğraşmak isteyen arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyen olur? Bir atlet olarak erken, bir de onu almak istiyorum. En erken yaşta başlamalarına tavsiye ederim. Çünkü küçük yaşta başlayınca temeli daha sağlam oluyor. Daha güzel yerlere gelebiliyorlar ileride. Sen nasıl başladın? Kısaca ben antrenörüm seçmeye gelmişti okula, liseye. Sıçrama yaptırıyordu. Ben sıçramadım bilerek, seçilmeyeyim diye istemedim. Yani uğraşmak istemedim daha çok. Sonra arkadaşlarım, seçildiği arkadaşlarım gitmişti. Onlar çağırdı işte gel falan filan, okula izin yazıyorlar okuldan kaçmak için de biraz. Sonra ben gittim. Yetenekli olduğumu fark etti Tuğba hocam. Sonra engelle başladım ben atletizme. 110 engel yapıyordum. İlk senemde Türkiye ikincisi olmuştum 60'ta, 60 metrede. Sonra bir sakatlık yaşadım kalçamdan. Ondan sonra 400'e döndüm. Yani 400'de güzel derece koşmaya başladım. İkinci senemde milli takıma girdim. Avrupa ikincisi olduk Kubilay arkadaşımla Bayrak'ta, yine İsveç'te. İsveç Bayrak'ta. Maddi durumunda sıkıntılarım vardı. İlk yarışlarımı Tuğba hocam karşıladı buraya. İstanbul'a falan. Ne kadar giderken. Güzel, ne şanslısınız. Ne güzel hocalarınız var. O yüzden var. Çok şanslıyım. Buradan da Tuğba hocaya teşekkür ederim o zaman. Seni bize kazandırmış evet. Oldu böylece. Teşekkür ederim ben de ona. Senden alalım hikayeni kısaca. Benim aslında 6 sene önce ortaokulda Saadet İlkan adındaki hocam beden eğitimi dersinde seçti beni. Sonra beni şu anki hocam Mehmet Çetin'e yönlendirdi. 6 senedir de beraberiz. Yani her şeyimle ilgileniyor yani. Bir babamdan ayrı değil yani. Beni bu zamana kadar getirdi yani. Her türlü yanımda oldu. Yani çoğu zaman spor bırakma şeyine düşündüm belki o zaman. Evet o durumlara düştüm. Ama her zaman beni destekledi yani. Maddi manevi hep yanımda oldu. Benim her şeyim yani psikoloğum yani masörüm aslında her şeyimle ilgilendiği için yani bu başarımla yani hocamın katkısı çok fazla. Hocamdan önce yani arkadaşlarımın da yaptığı yani bu başarıyla birlikte Avrupa şampiyonuyla birlikte hem hocam hem ben hem ailem hem arkadaşlarım çok mutlu oldu. Yani başlama hikayem böyleydi yani. Çok güzel. Bizler de hem hocalarınıza hem bize bu gurur yaşattığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler.
Değerli izleyenler, Spor Her Yerde'nin bu bölümünde de haftanın 5 çılgın hareketiyle karşınızdayız. Kimi bisiklet üstünde, kimi kayaklarıyla, kimi ise denizde. Bu adamlar yaptıkları inanılmaz hareketlerle yeteneğin tanımını resmen baştan yazıyor. Kadınlar yani bizler doğamız gereği sınır nedir bilmeyiz. Şimdi izleyeceğiniz güçlü kadınlarsa bunu adeta kanıtlar nitelikte. Hadi gelin sizi kaykay sporunun hırçın ve yetenekli çocuğu JB Mateo ile tanıştıralım. Şimdi izleyeceğiniz bu adamlar basketbol topuyla inanılmaz rekorlara imza attı. Olmadık yerlerden, olmadık açılarla topu fileden geçiren yetenekli insanlara gelin yakından bakalım. Şimdi de birbirinden heyecanlı atlayış ve dalış anlarını izleyelim.
değerli izleyenler, bu hafta da Spor Her Yerde'nin sonuna geldik. Haftaya İstanbul'da yeni konu ve konuklarımızla görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.